Kur'an-ı Kerim'in Yahudilere yönelik en ciddi eleştirilerinden bir tanesi de Yahudilerin o peygamberler vasıtasıyla sahip oldukları kutsal nimetlerin Allahü Teala'nın onlara bahşettiği bütün nimetleri görmelerine rağmen peygamberlerin bir kısmını öldürmeleri, bir kısmına büyük zulümler yapmaları ve bunu da kendi kitaplarında bile kayıt altına almış olmaları, göstermeleri, bundan da hiç en ufak bir gocunmadan, çekinmeden bunu ifade edebilmeleridir. Amos peygamberi öldürürler, Zekeriya peygamberi öldürürler, Yahya peygamberi öldürürler, başka peygamberi peygamberlere yönelik de onları da öldürdüklere dair farklı peygamberlerle ilgili kaynaklarda geçmekte Merhaba kıymetli izleyenler Filistin gündeminin yeni bölümünde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diner Tarihi ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışan doçent doktor Sayın Ömer Faruk Aras hocamızı ağırlıyoruz hocam hoş geldiniz şerefler hoş bulduk, verdiniz sağ olun. bir önceki bölümümüzde yeni ahitte Yer alan Yahudi eleştirilerini sizle konuşmuştuk kıymetli hocam. Şimdi ise Kur'an-ı Kerim'deki Yahudilere yöneltilen eleştirileri sizlerle konuşacağız. Makaleniz e, önümüzde, buradan çalıştık. E, bu bölümü de makalenizin öncülüğünde gerçekleştireceğiz. 2021 yılında İhya Uluslararası İslam Araştırmaları dergisinde yayınlanmış bu makaleniz. E, tam başlığı da yeni ayette ve Kur'an-ı Kerim'deki Yahudilere yöneltilen eleştirilerin analizi e, başlığını taşıyor bu şekilde. Ee, hocam ilk sorumuz e, tabii ki Kur'an-ı Kerim'in Yahudilere yaklaşımı e, olacak. Fakat öncesinde e, Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ çalışmaları yaptığı dönemde e, o bölgede bulunan Yahudilerin durumu neydi olsun. Sonra devam edelim Yahudi eleştirisine. Peki teşekkür ederim. Ee, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, risalet göreviyle geldikten ve risaletine başladıktan sonra önce malumunuz Mekke'de e, bir süre tebliğ faaliyetinde hı hı. bulundu. Hazreti Peygamber'in Mekke'deki tebliğ çalışması sırasında muhataplarında Yahudi Mekke'de yoktu. Bildiğimiz hı hı. kadarıyla yoktu. Hı hı. Ee, en azından kayda değer ölçüde Mekke'de bir Yahudi ile e, karşılaşmıyoruz. E, Medine Hazreti Peygamber'in hicretle beraber intikali ise çok büyük bir Yahudi kesimle karşı karşıya kalıyor Hazreti Peygamber. Çünkü Medine nüfusunun ciddi bir kısmı Yahudilerden oluşuyor. Medine'deki her ne kadar yönetim Arap tayfesinde olsa da, Arap kabilelerinde olsa da ekonomik yönetim ve entelektüel yönetim, entelektüel otorite Yahudilerin elindeydi. Beni Nadir, Beni Kureyza, Beni Kaynuka Medine'deki bilinen verli başlı büyük Yahudi kabileler olmakla birlikte aslında Medine civarında 20 kadar Yahudi kabilesinin yaşadığı da yine İslam kaynaklarında İslam tarihi kaynaklarında ifade edilmektedir. Dolayısıyla Medine ve Havali'sinde önemli ölçüde bu sayılar 7 bin bazı kaynaklarda 10 binlere çıkartılıyor. Yani o bölgede yaşayan Yahudi sayısı Medine'de. Çok ciddi sayıda, çok ciddi ölçüde Yahudi ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhatap olmak durumundaydı. E, Hicaz bölgesinin farklı yerlerinde e, Yemen'den kuzeye kadar Bağdat'a kadar, e, Bağdat demeyelim belki o dönem henüz e, o civar yani o, civarı, e, o bölge. o bölgede e, çok ciddi e, Yahudi nüfus söz konusuydu. Özellikle e, Sasani yönetimi altında Sasani iktidarıyla işbirliği içerisinde olan bir Yahudi kesimden bahsediyoruz. Hmm. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o Rum suresinin ilk ayetinde bahsedilen hadise e, Sasani Bizans Savaşı sırasında e, Bizans'ın yenilmesi ve Kudüs'ün e, gündemimizde program başlığımızda evet. Kudüs olduğu Kudüs, için belki evet. oraya biraz değindirmiş olayım. Kudüs'ün aslında Sasani yönetiminin eline geçmesi zamanında Ehli kitap olan e, Hristiyanların e, kaybetmesine yönelik bir ifadedir. Hı hı. Ve e, Bizans e, en büyük düşmanı olan Sasani'lerle mücadele içerisindeyken aslında hikmet Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin hikmetini e, ifade etmiş olalım. En azından bir kısmını aslında Medine'deki düşman e, grup olarak Müslümanların karşısında bulunan Yahudi ya. grubunda o... o Müttefiklerinin savaş galibiyeti sebebiyle ki mağrur olmaların dolayısıyla onlara söylenen de bir ifade. Yani ey e, Yahudiler aslında ayet doğrudan onları muhatap almasa da ey Yahudiler sizin müttefikleriniz şu anda galip gelmiş olabilir. ve siz Kudüs'ü ele geçirmiş olabilirsiniz. Ama çok kısa süre sonra e, sizin düşmanlarınız sizi mağlup edecek ve Kudüs de elinizden çıkacak. Nitekim de böyle olmuştur. Böyle de olduğuna şahit olduk. Tarihte Kur'an-ı Kerim el-Hak doğru söylediği vaki oldu, ortaya çıktı. Yani Medine'de ciddi anlamda bir Yahudi nüfus var. Güneyden, Arap Yarımadası'nın güneyinden kuzeyine kadar pek çok yerde de Yahudi topluluklar, Hayber başta olmak üzere Yahudi topluluklar var. Toplumun içerisinde baskın bir konumdalarda diyebiliriz. Tabii, özellikle Medine'de. Efendim, Kur'an-ı Kerim'in Yahudilerle alakalı kullandığı ifadeleri bugün sizle konuşarak başlayalım istiyorum. Kur'an-ı Kerim eleştiri yaparken bazı kavramlar kullanıyor. Belki bu kavramlardan başlayabiliriz. Evet. Yahudileri ifade eden hangi kavramlar yer alır Kur'an-ı Kerim'de? Neler söylersiniz? Tabii daha çok Yahudi kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de Hı -hı. ve daha eleştirel mahiyetteki ayetlerde Yahudi kelimesinin tercih edildiğini görüyoruz biz yani Kur'an-ı Kerim'de. Yani eleştiri yapılacağı zaman genellikle Yahudi, Yahudi. Genellikle. Beni İsrail tavsifi ve kullanımı aslında peygamberler tarihine, yani İsrail kelimesi malumunuz, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yakup'un diğer adı olarak da evet. e, kullanılmaktadır. E, dolayısıyla e, beni İsrail, Yakup soyu ve Hazreti Yakup zaten bir İslam peygamberidir. E, Hazreti Yakup'un e, oğlu Hazreti Yusuf da yine bir İslam peygamberidir. E, o soyu ifade etmek daha çok bir peygamberler tarihine işaret etmek içinse beni İsrail kavramının tercih edildiğini görürüz. Rabaniyun, Ahbar yine Kur'an-ı Kerim'de Yahudi Yahudilerin en azından bir kısmını ifade etmek adına, din adamlarını ifade etmek adına tercih edilir. Bazen olumlu, bazen olumsuz anlamda da kullanıldığını görürüz ama daha çok eleştiri olacaksa Hı -hı. Yahudi kelimesinin tercih Hı -hı. edildiğini, Hı -hı. Yahud, Hud o kökten Yahudi kelimesinin tercih edildiğini ifade edebilirim. Evet, burası önemliydi. İlerleyen e, sorularda niçin önemli onu da göreceğiz diyelim sevgili izleyenlerimizde. E, Hemen karakter özellikleriyle alakalı Kur'an-ı Kerim ne tür eleştiriler yöneltmiştir? Bunu sizden dinleyelim hocam lütfen. Evet. Ee, Yahudilerin en temel karakter özelliği olarak Kur'an-ı Kerim'de eleştiri konusu yapılan hususların başında sözlerinde durmamaları, yalan söylemeleri, emanete hıyanet etmeleri, kin ve bu sahibi olmaları özellikle Müslümanlara karşı yani Ali İmran Suresi başta olmak üzere Maide Suresi'nde e, Araf suresinde, Bakara suresinde yine mala mülke düşkünlükleriyle alakalı e, pek çok ayet e, bunu anlatmaktadır. E, yine bozgunculuk yaptıkları, yeryüzünde fitne fesat çıkardıkları ile il, ilişkili olarak da Bakara suresinde e, ayetler var. Maide suresinde hakeza. keza. kibirlilikleriyle alakalı e, yine e, Kur'an-ı Kerim'de e, onların yeryüzünde kibirlik olarak kibirli kibirli dolaştıkları e, böbürlendikleri e, ve o kibre kapılarak böbürlenmeleri sebebiyle de e, bozgunculuklarına atıf vardır. İsra suresinde hakeza. E, Kur'an-ı Kerim'de belki de en orijinal e, be, e, tavsif e, Yahudilerin karakter özellikleriyle alakalı yeni ahitte mesela hiç olmayan e, yeni ahitin de çok tersine bir şekilde. Hı hı. Yahudilerin korkak olduğu ile ilgili vurgudur. Hı. Bu çok önemli. E, aslında Kur'an-ı Kerim Yahudilerin her ne kadar dışarıda çok böyle birlik halinde Müslümanların karşısında tek yekpare bir yapı arz edecek şekilde duruyor gibi göz, gözükseler de içlerinin paramparça evet. olduğu, kalplerinin paramparça olduğu ve kendilerinin de çok korktukları, çok korkak oldukları ve çok korklu, korktukları Müslümanlardan ifade edilmektedir. Aslında programımızın diğer programımızda yeni ahitteki eleştiriler, bahsed, eleştirilerden konuşurken söylemiştik. Yeni ayetteki Yahudi imajı sanki tüm dünyayı parmağında oynatabilecek evet. çok büyük güçlü bir Yahudi imajı iken, İslam aslında e, bu e, imajın çok da doğru bir imaj olmadığını bize Yeni ayetteki eleştirinin de aslında çok doğru bir yerde durmadığını Hı -hı. ifade etmiş. Kur'an-ı Kerim ifade evet. etmiş oluyor. E, İslam tarihi boyunca veya İslam'ın ortaya çıktığı dönemden itibarenki dünya tarihi boyunca da bak, Baksak e, Siyonizmin devreye girmesi ve hmm. İsrail Devleti'nin modern dönemde kurulan, son dönemde kurulan, İsrail Devleti'nin 1948'de kurulan, İsrail Devleti'ne giden sürece kadar 1900'lü yılların başına kadarki ki serüvende tarihte bir Yahudi tehlikesinden bahsetmek, herhangi bir yerde bir Yahudinin ya da bir Yahudi topluluğun gerek Müslüman topluluklar için gerekse diğer topluluklar için bir askeri Tehlike. tehdit haline geldiğini ifade etmek çok da mümkün değil açıkçası. Hmm. Ufak tefek hadiseler, olaylar Özellikle Mesihi hareketler olmuş. Ama bunlar hiçbirisi kayda değer, ciddi bir tehdit haline gelmemiştir. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki bu tavsif aslında çok da el hak tarih boyunca doğrulanmış bir tavsif olarak karşımıza çıkar. Çok önemli bir tespit bu arada kıymetli hocam. Şimdi Yahudilerin kibirli olduklarına dair Kur'an-ı Kerim'in de bir tespiti var bahsettiğiniz üzere. Kibir denince seçkin bir zümre olduklarını sık sık ifade ettikleri de görülüyor. Buradan hareketle kendilerini belki seçkinlik düşüncesi sebebiyle kurallar üstü de eee add edebiliyorlar. Bu noktada e, bu kurallar üstülük de tabii ki e, sosyal hayata bazı yansımaları oluyor. Sosyal hayatta yansıması olan şeylerin de dini tavır ve tutumlarda da e, kendini gösterdiğini görebiliyoruz. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in Yahudilerin dini tavırlarına, tutumlarına ve davranışlarına yönelttiği eleştiriler neler olur hocam? Kur'an-ı Kerim aslında Büyük oranda yani Yahudilerin karakterinden daha çok Yahudilerin dini tavır ve tutumlarına yönelik eleştiriler yapmaktadır. Hı hı. Pek çok bağlamda bunları konuşmamız mümkün. En, en başta Allah'ın gönderdiklerini inkar etme hususunda Yahudilerin e, dikkatleri çekilir ve Yahudilerin böyle bir yanlışları tes tespit edilerek eleştirilir Kur'an-ı Kerim'de. Ve Yahudilerin Allah'ın gönderdiği Resulleri e, genel olarak e, onların tebliğ ettiği inançları, reddettikleri bir şekilde o inançlarda en azından bıraktıkları tarihin belli dönemlerinde e, takip etmeyi e, bıraktıklarını ifade eder. E, Tevratın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar ettikleri şeklinde eleştiriler de vardır. Hazreti Peygamber döneminde de e, hadislere de yansıyan e, Medine'de yaşanan bazı hadiselerde içlerindeki işte zenginlere yönelik olarak bazı hükümleri e, gevşettikleri, hmm. fakirleri söz konusu olduğundaysa o hükümleri Tevrat hükümlerini çok net olarak uyguladıklarıyla hmm. alakalı pek çok hadis var. Burada zaman darlığından evet. çok değinmeyeyim. Efendim, özellikle burada ümmilere yaptıklarımızdan sorumlu değiliz gibi bir anlayış var mesela. Evet. Bu e, makalenizde yer vermişsiniz. E, hakikaten garip bir anlayış ve e, özellikle benim dikkatimi çeken bir başka nokta daha. Cebrail'e düşmanlık beslerler diye bir e, durum söz konusu. Yani e, vahiy meleğine bir düşmanlık beslemek yeni ahit ile alakalı böyle bir şey yoktu yok diye hatırlıyorum ben yok evet yani burada şöyle söyleyeyim tabi Yahudiliğin algısını bilmemiz lazım melek algısına girmek gerekir belki evet, çok, çok kestirme doğru. bir şey söyleyerek hmm. ifade edeyim Yahudiler Yahudi kutsal kitapları kitabı ve dini literatür incelendiğinde şöyle görülür Yahudiler her kavmin bir koruyucu meleği olduğuna inanır hmm. ee, bu kavmi kendi kavimleri içinde kendi kavimlerinin koruyucu meleği olarak Mika'il Aleyhisselamı görürler. Yahudi dini literatüründe komple bu bizim karşımıza çıkar. Kendileri için Mikail aleyhisselam mahza hayır getiren, Yahudileri her problemde koruyup kollayan ve tarih boyunca Yahudilerin zorda kaldığı, darda kaldığı her noktada Allah'ın Yahudilere yardımını getiren melek olarak Mikail aleyhisselamı görürler. Cebrail aleyhisselamı ise Yahudi kaynaklarında yani Kur'an'ın bu eleştirisi çok çok yerinde, çok doğru bir eleştiridir Hı -hı. ama bunu bilmek için bu eleştirinin doğruluğunu bilmek için Yahudi literatürünü bilmek gerekiyor. Eee evet. Yahudi kaynaklarındaysa ile ilgili yaklaşımsa şudur. Cebrail tabii ki rahmet ve merhamet tarafıyla da gelir Yahudi kaynaklarında ama gazabı da Cebrail getirir. Hı -hı. Dolayısıyla Yahudilere bir gazap gelecekse Allahu Teala'nın gazabını üzerlerine çekmişlerse bunu Cebrail'in getirmesi şeklinde bir anlayışları kendi kutsal literatürlerinde, dini literatürlerinde Hı -hı. de vardır. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'deki bu ifade Medine'de de yaşanan işte bunu sana bu rivayetleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kastederek bu ayetleri bu rivayetleri sana Mikail mi Cebrail mi getiriyor şeklindeki sorudan hareketle Mikail getirseydi kabul ederdik Cebrail'i biz sevmeyiz evet, biz ona evet. düşmanız. Biraz hmm. bu bağlamda anlamak lazım. Peki Mikail Aleyhisselam görevleri icabı bizim kabul ettiğimiz şekilde mi kabul ediyor? Yani doğa olayları ile alakalı görevleri olan bir melek şeklinde mi? Onlarla alakalı başkaca bilgiler de var. Yani daha Ama çok daha geniş bir... Bereketin ve bütün himayenin Mikail Aleyhisselam tarafından Yahudilere Tabii, sağlandığı Tabii yani Mikail Aleyhisselam belki de en büyük baş, en büyük melek baş zaten... Melek. Büyük meleklerden bir tanesidir. Hı hı. Yahudi e, inancına göre. Cebrail aleyhisselam da bu arada büyük melektir. Yanlış anlaşılmasın. Evet, Ama kendilerinin koruyucu meleği olarak Mikail aleyhisselamı görürler. Ve orada koruyucu meleklerinin bir... de onları hı her hı. zaman e, Allahü Teala'nın o rahmetiyle e, kendilerini kuşatırken e, o rahmeti kendilerine takdim eden hı hı. E, melek olduğunu da inanırlar. Hı hı. Yani orada da bir seçkinlik emaresi yani bizim kavmimizin de bir koruyucu meleği var. Evet. Yaklaşımı görülüyor. Bir de hocam Kur'an-ı Kerim'de hep hocalarımızın aslında işte eğitim sürecinde öğrencilere tavsiye, nasihatlerinde kullandığı bir kavram vardır. Kitap yüklü merkepler olmayın. Bilgiyi e, kullanım noktasında çok dikkatli olun şeklinde. E, makalenizde ben de dikkatimi çekti. Bu e, Yahudiler, özelde Yahudileri ilgilendiren bir kavram olarak mı Kur'an'da zikrediliyor bu? Evet. E, aslında... E... Yahudi kutsal kitabında da buna yönelik bir ifade atıf var. Hmm. Hazreti Yakup'un vefat etmek üzereyken oğullarıyla e, artık son konuşması ve son nasihatları oğullarına hmm. söz konusudur. E, oğullarından kendi oğullarından birilerini e, özellikle de bu Tevrat'la işte iştigal ettiği ya, tabi o zaman henüz Hazreti Musa yok e, hangi Tevrat denilebilir. Yahudilere göre Tevrat ta alemin ilk yaratılışında bile tan, Yahudilik bağlamında konuştuğum için Tanrı diyeceğim. E, tanrı'nın alemi yaratırken kullandığı bir e, e, rehber gibidir. Tabiri hmm. caizse Tevrat. Hep vardı yani onlara göre. Hmm. Dolayısıyla onlar bir şekilde e, bu dini ilimlerle o işte Tevrat e, vahiyle muhatap olduğuna inandığı oğlunu e, affedersiniz eşeğe benzetir. E, o benzetme yapar. Bazı oğlunu aslana benzetir. İşte bir Tevrat'la iştigal eden olduğunda tabiri caizse eşeğe benzetir. E orada da bununla karşılaşırız. E Yahudiler için şekil yani inancın şekil boyutu çok kıymetli. Dolayısıyla da o şekli kurtaracak şekilde ruha inmemek, Hz. İsa'nın en büyük eleştirisi de burada zaten. Yani insan mı şabat için, şabat mı insan için der Hz. İsa İncil'lerde de. Yani onlar için tamamen kendi koydukları, ürettikleri dini kuralların, e, şeklen yapılması yapılmasıdır. E, tabii ki hı hı. önemli olan budur. Geri kalan kısma çok vurgu yapmazlar. Kur'an-ı Kerim de bunu e, o kitabı taşıyıp da kitabın içindekini e, ha, özümsememek, alamamak, e, o aslında kitabın ruhuna inememek anlamında bağlamında doğrudan Yahudilere yönelik bir eleştiri olarak yapar. Evet yani epey bir e, din adamlarıyla alakalı bilgiyi saklamak noktasında da birçok evet. eleştiri burada. Yani Yahudi din Yapıyor. adamlarına yönelik çok ciddi eleştiriler Kur'an-ı Kerim yapar. E, gerek e, o üstünlükleri, gerek kibirleri, gerek e, fakirin fukaranın e, malına e, çök tabiri caizse çökmeleri ki bu aynı eleştirilerin e, özellikle din adamları bağlamında yapılan eleştirilerin tamamını aslında İncil'ler de e, yapar. Yani Kur'an-ı Kerim'in Yahudi din adamlarına getirdiği eleştirilerin tamamını Kur'an-ı Kerim dışı kaynaklarda da bulma şansımız vardır. Yani özellikle yeni ayette e, ibadethaneye şeytanın sinagogu şeklinde bir Tavsif vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani ya Kur'an böyle çok bir şey daha, yapmaz tabii çok farklıdır. Tabi ki, e, yapmıyor ama o inanılmaz büyük bir e, hakaret bir yerde yani şeytanın ibadethanesi demek. demek. Şimdi sevgili hocam burada e, kibir en büyük kavramlardan bir, eleştirilerden bir tanesi olarak görülüyor daha doğrusu e, ve bu seçkinlik hissi özellikle e, Yahudilere birçok olumsuz e, hareketin belki e, zemininde yer alan bir duygu. E buradan hareketle Yahudilerin bugüne de ışık tutması açısından kendisi dışında olanlara, ötekine başkasına e, temelde yaklaşımı e, nasıl olur? Bir Yahudinin, Yahudi olmayan bir insana bakışı nedir? İkinci sınıf bir insan olarak mı görür mesela? Kur'an-ı Kerim bağlamında e, konuştuğumuz için Kur'an-ı Kerim bağlamında kalacağım. Yoksa Hı -hı. o daha başka bir yerdir. E, bah e, Yahudiler kendi inançlarını merkeze alıp, kendi ırksal anlamda grupları dışında, kendi ırkları, soydaşları dışındakilerin inançlarını daha çok hafife alma yolunu tercih ettiklerini Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Ve diğer inançları komple eleştirdikleri, onlara karşı düşmanlık besledikleri, Müslümanlara karşı ciddi anlamda düşmanlık besledikleri, Hristiyan kaynakları da Hristiyanlara karşı düşmanlık beslediklerini de söyler. Ee, hiçbir şekilde onlarla barış ve uzlaşı içinde olmak istemediklerini vurgular. Ee, kendi üstünlük vurgularıyla alakalı şunu göz ardı etmemek lazım. Kur'an-ı Kerim Yahudilerin üstünlük vurgusu olarak söylediği nimetlere gark edilmesi, Allahu Teala'nın onları bazı nimetlere kendilerine bahşetmesi boyutunda haklarını teslim eder. Allahu Teala'nın o nimetleri verdiğini elhak doğrular. Hı hı. Ama bu nimetlerin tamamını devrin peygam onlara gelen peygamberlerinin ümmeti olmakla sınırlandırır. Asıl payı peygambere. Peygamberin ateler. ümmeti olarak Allah'ın dinine sahip çıkmayla ah, e, evet. ilişkilendirir. Yoksa Kur'an-ı Kerim bila kaydı şart Yahudilerin ne vaat edilmiş topraklara kutsal topraklara yönelik olarak ila nihaya onlara bir Allahu Teala'nın açık çek verdiğini ifade eder. <laughs> ne de Yahudi kavminin o iddia ettiği üstünlüğü ifade eder. Kur'an-ı Kerim inananların üstün olduğunu söyler. İnanıyorsanız üstün olan sizsiniz der. Üstünlük takva iledir der. Ve Yahudilere yönelik, Yahudilerin üstünlük iddiasına yönelik bir cevap olarak bunu ifade eder. Hz. İbrahim'e yönelik yaklaşımda da Kur'an-ı Kerim ayetine de baktığınızda tam da bu resmi biz orada görebiliriz. Mâ kâle İbrahim'u Yahudiyen ve nasraniyen ilâ ahir devam eder. Hz. İbrahim'i herkesin sahiplenmesiyle, sahiplenmesine yönelik bir ifadedir bu ayet. Hmm. Ee, Yahudiler Hz. İbrahim'in Yahudi olduğunu iddia ediyorlar. Malum Hz. İbrahim'in inanç anlamında e, devamı olduklarını iddia eden Hristiyan kesim Hz. İbrahim'in e, soyu ve devamı kendilerinin olduğunu iddiasındaydılar. Daha ilerisi e, Mekke müşrikleri de kendilerini Hz. İbrahim'le ilişkilendirmekteydi ata olarak. Hmm. O yüzden ayetin ayette Hz. İbrahim'in e, Yahudi olmadığı, e, Hristiyan olmadığı Hanif bir Müslüman olduğu ve Melkâne minel diyerek de Mekkeli müşriklere de cevap veriyor ve diyor ki müşriklerden de değildi. Dolayısıyla Hz. İbrahim'in inancın gerçek temsilcisi olarak, inancın atası olarak Kur'an-ı Kerim tarafından tavsifini görüyoruz. Belki Kur'an-ı Kerim'in Yahudilere yönelik en ciddi eleştirilerinden bir tanesi de Yahudilerin o peygamberler vasıtasıyla... E, sahip oldukları kutsal nimetlerin Allahü Teala'nın onlara bahşettiği bütün nimetleri görmelerine rağmen peygamberlerin bir kısmını öldürmeleri bir kısmına büyük zulümler yapmaları ve bunu da kendi kitaplarında bile kayıt altına almış olmaları, göstermeleri bundan da hiç en ufak bir gocunmadan, çekinmeden bunu ifade edebilmeleridir. Bu da onların kibrini bir taraftan sizin ifadenizde göstermek adına önemlidir. Bir taraftan da Yahudilerin Allah'ın kitabını getiren peygamberlere yönelik düşmanlıklarını sergilemek adına da e, önemlidir. Amos peygamberi öldürürler. E, Zekeriya peygamberi öldürürler. Yahya peygamberi öldürürler. E, başka peygamberler yönelik de onları da öldürdüklerine dair farklı peygamberlerle ilgili kaynaklarda geçmekte yine Yahudi kutsal kitabı kitabında e, İlyas peygamberin ağzından Allah'ın bu kavim bir yığın peygamberi hmm. kılıçtan geçirdi beni de öldürmek istiyor şeklinde eleştirilerini de görmekteyiz. Hmm. Bunu da ifade etmek gerekir. Peki hocam son soru olarak şunu sormak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki olumsuz ifadelerle alakalı kapanışa bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Ee, yeni ahitle alakalı e, sanki orada sosyal ve siyasi ve dini anlamda bir çatışma söz konusuydu. Bu e, metinlerin, bu eleştirilerin e, o kısımlarda bir zemini ee, olabilir şeklinde bir mana çıkıyordu. Yani evet burada bir çatışma söz konusuydu. Bu eleştirilerin sebebi oralarda aranabilir şeklinde. Ve e, sizin de ifade ettiğiniz bir yeni ahit e, noktasında e, haksız eleştirilerin de e, varlığı söz konusu olabilir e, demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in eleştirel e, e, bakışı Yahudilere ee, taraflı mıdır, tarafsız mıdır, ilkel nasıldır onu size sorayım bir değerlendirmenizi rica edelim ve böylece kapatmış olalım efendim. Peki kestirme en baştan şunu söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim çok ilkesel bir tavırla yaklaşır olaya ve Kur'an-ı Kerim Yahudilere Yahudi oldukları için bir eleştirde bulunmaz. Allah'ın kitabına muhalefetleri sebebiyle eleştirde bulunur. Kur'an-ı Kerim'in Yahudilerle bir derdi yoktur. Temelde Kur'an-ı Kerim Allah'ın dinine düşmanlık edenlerle uğraşır tabiri caizse. Kur'an-ı Kerim yerine göre ehli kitapla, yerine göre Hristiyanlarla da aynı eleştirileri zikrederek muhatap olmuş ve onları da eleştirmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hadiseye ilkesel bakmıştır. Zaten böyle bakıldığı için de İslam tarihi boyunca Kur'an'dan hareketle, Kur'an'ın bir metninden hareketle tarihin hiçbir bölgesinde, hiçbir döneminde Yahudilere yönelik Müslümanlar tarafından e, şiddet olaylarının sergilenmediğini, <laughs> hatta Yahudi bazı ilim adamları tarafından Yahudi tarihinin altın çağlarının Sürgün dönemindeki altın çağlarının tamamen İslam topraklarında İslam hakimiyeti altında yaşandığının itiraf edildiğini görürüz. Yani Kur'an-ı Kerim kesinlikle Doğrudan bunlar Yahudidir, o, dolayısıyla kötüdür şeklinde bir yaklaşım sergilemez. Bunlar Yahudidir, dolayısıyla lanetlenmiştir şeklinde bir yaklaşım sergilemez. İslam e, yöneticileri de, İslam devletlerinin farklı dönemlerdeki farklı İslam devletlerinin yöneticileri de e, Yahudi olmaları sebebiyle değil, e, inançla Allah'ın diniyle diniyle olan irtibatları, ilişkileri sebebiyle. ...meseleye yaklaşır ve bu, bu bu zaviyeden yaklaşarak hareket eder. Öyle olduğu için 1492'de e, Osmanlı e, Padişahı... ...mazlum oldukları için yanlarında yer almış, mazlum oldukları için... ...bakın evet. e, bugünkü işte Suriye'de yaşanan ve Suriyelilerin Türkiye topraklarına gelmeleri evet. şeklindeki... E, ...tabiri caizse hadise e, Osmanlı döneminde Yahudilerle yaşananla birebir aynı değil... Osmanlılar İspanya'dan kovulan Yahudileri almak için İspanya'ya gemiler göndermiştir. Evet. Yani sınıra dayanarak zorla veya bir şekilde zorda kaldıklarından içeriye girmeleri söz konusu değil yani Direkt kabul kurtarmak edilmeleri. kastıyla. Aynen öyle. Mazlum oldukları için kurtarılmak kastıyla onlara yapılan bir kolaylık, onlara uzatılan bir el olmuştur. Dolayısıyla İslam e, dini ve özelinde Müslümanlar ve Müslüman yöneticileri tarihin hiçbir döneminde Yahudilere yönelik antisemitik bir tavır içerisinde olmamıştır. Hatta hatta son şu örnekle bağlayayım. Beni Nadir'den Yahudi, Medine'deki Yahudi kabilelerinden bir tanesinden bir kadın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir etikram eder ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi zehirlemeye çalışır. Evet. Ve bu rivayet İslam tarihi kaynaklarında sahih olarak yer alır. Hz. Peygamber Allahü Teala'nın Cebrail'in kendisini uyarmasıyla bu suikastten kurtulmuş olur. Ama bu hadiseden sonra Herhalde maruz kaldığı artık zehrin kokudur tesiri. o zehrin tesiriyle baş ağrıları falan çekmeye başlar Hazreti Hı -hı. Peygamber sallallahu aleyhi ve 5 ve yıl sonra yaklaşık vefat eder. Ama yani bu olayın doğrudan tesiriyle mi oldu bu ayrı bir şey. Bu zehirlemeye teşebbüs eden kadına dahi Hazreti Peygamber dokundurmaz. Hı -hı. Düşünün, birisi canınıza kastetmiş. Onun bırakın dininin kökünü kazımayı Hı -hı. Ona dahi dokunmazsınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Medine'de kendisine karşı suikast girişiminde bulunan Müslümanları savaşta e, arkadan vurmak için e, işbirlikleri içerisine giren Müslümanları zayıf düşürmeye çalışan e, kabile olduğunda o kabileyle ilgili hükmü vermiş ama beni, beni kaynuka ile ilgili hükmü vermiş beni Nadir'i bundan etkilememiş, beni Kureyza'yı etkilememiş. Herkesin kendi tutum ve tavırlarıyla değerlendirmiştir. Hem İslam e, peygamberi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hem İslam yöneticilerinin bütün bu yaklaşımları Kur'an-ı Kerim'in bize Yahudilere yönelik çok ilkesel tutumunun evet. güzel örnekleri olarak e, önümüzde durmaktadır. Evet. E, bunu ifade e, ederek evet. bağlamış olayım. Hocam aslında yani baktığınızda o özellikle Efendimiz'i zehirleyen kadın üzerinden e, istenirse inanılmaz bir Yahudi düşmanlığının zemini oluşturulabilir. E, fakat sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuyor. E, ve Kur'an-ı Kerim'de genellemeler e, var hocam bazı işte Yahudilerle alakalı cümleler kurulurken orada Yahudiler e, nokta nokta şöyledir böyledir. E, ama bunun işte insan e, nankördür gibi insan ile alakalı ve birçok şeyle alakalı da genellemeler var. İlk bakışta belki bütün Yahudiler noktasında bir eleştiri olabileceği akla geliyor. Ama bahsettiğiniz bağlamlarda çok ilkesel bir yaklaşım sergilendiği de görülüyor. Yeni ahit konusunda da sormuştum. Son kapanış sorusu olsun. Fıtri olarak Kur'an-ı Kerim'in Yahudilik inancına ya da kavmine bir noksanlık izafe etmesi söz konusu mudur? diyelim ve kapatalım. Hayır. Böyle bir şey ne Kur'an-ı Kerim bize söyler ne e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetinde böyle bir şeyle karşılaşırız ne de İslam tarihinde herhangi bir e, İslam devleti e, yönetiminde böyle bir hadiseyle Yaklaşık. karşılaşmayız ya da böyle bir e, ifade rivayet önümüze gelmez. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz Eyvallah. vakit ayırdınız eksik olmayınız. Aziz izleyenlerimiz. Filistin gündeminin bu bölümünde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışan doçent doktor Sayın Ömer Faruk Aras hocamız bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyor. Filistin gündeminin yeni bölümünde tekrar buluşabilmek ümidi ve duasıyla her birinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.